Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda artık Python ile fonksiyonları oluşturacağız. Hangi fonksiyonları oluşturacağız? Strateji kurarken mesela yukarı kesme, aşağı kesme gibi fonksiyonlar var. Şu an sadece o ikisini kurup bırakacağız. Zaten videolarda emir göndermeden tutup hareketli ortalamayı vesaire hesaplamayı gördük. Yavaş yavaş strateji oluşturacağız ve Python'ı Alga Trade videolarının daha farklı yöne gitmesini sağlayacağız. Şimdi hemen sağ klik yapıp kendime bir tane Python dosyası oluşturuyorum ve ismine fonksiyonlar diyorum. Burada benim işte yukarı kesme, aşağı kesme, işte retest fonksiyonlarım, işte bekleme fonksiyonlarım vesaire bunları yazacağız sırayla. Dediğim gibi bu videoda yukarı kesme ve aşağı kesmeyi göreceğiz. İlk olarak fonksiyon için ne yapıyordum? Def deyip isim koyup bırakıyordum. Peki yukarı kes diye bir fonksiyon oluşturdum ben ama bunun içerisinde iki tane liste gelmesi lazım. Ne listesi gelecek? Bir çizgi bir çizgiyi kesecek ya ve çizgilerin sonuçta her barının bir değeri var. O yüzden o çizgilerin liste versiyonunu benim buraya atamam gerekiyor. O yüzden birinci çizgiye A, ikinci çizgiye B dedim. Mesela başka bir sayfada örnek veriyorum. SMA 50'yi hesaplatırız. Yanında da fiyatın direkt 50 barlık uzantısını çekeriz. Ve bu ikisini A deriz. Birine A deriz, birine B deriz. Bu fonksiyonun içine çekeriz. Yukarı kes fonksiyonunu oluşturdum. Şimdi İlk olarak ne yapıyoruz? Hareketli ortalama 50'nin ya da daha doğrusu iki hareketli ortalama kesişimi olsun. Uzun ve kısa olarak. Kısa hareketli ortalamanın değerlerini gireceğiz. Zaten aslında şu an biz kesişimin algoritmasını yazacağız. Önceki kısa diye bir değişken oluşturup A listesinden yani A'dan ben artık kısa periyodu çağıracağım. Kısa hareketli ortalamayı çağıracağım. A dedim. Len A eksi 3 dedim. Neden? A listesinin A uzunluğu kadarının eleman sayısından 3'ü çıkar dedim. Neden böyle bir şey yaptım? A listesi 50 elemanlık olsun. Ve son eleman otomatikman ne oluyor? İndeksi 49 oluyor. Ama len a değeri 50. Ben 50-3 dediğimde 47. indekse ulaşmış olacağım. 47. indeks. Neden 47. indekse ulaşmak istiyorum? Çünkü yukarı kesişim fonksiyonunda ilk önce fiyat aşağıda olacak. Diğer fiyatın, kesişeceği fiyatın. Bir sonraki mumlu da yukarısında olacak. Yani 47. indekste aşağıda, 48. indekste, yukarıda, belki 49'da da, 49. mumda da yukarıda olmasını kontrol ettirebiliriz. Yani son indekste. Bu demek oluyor ki benden 2 mum önce fiyat aşağıda olacak. 1 mum önce fiyat yukarıda olacak. Otomatikman ne oluyor? Aşağıdan yukarıya geçmiş oluyor. Yani yukarı kesmiş oluyor. 49. indeks yani son indeks anlık olarak değer de yukarı dersem hani yukarı kesmiş olsun ve şu anki değeri de yukarıda olmuş olsun diye kontrol ederim. Önceki kısa değerimizi tanımladık. Daha sonra bir önceki mumu yani anlık mumdan önceki kısa mum değerini hesaplamak için de kısa dedim. Yine A. A'nın uzunluğu eksi 2 dedim. Yani 50 mum var. 48. indeks. Yani sondan bir önceki mum. Anlık mumdan bir önceki mum. Şimdiki kısa dediğimde A ben A eksi 1 diyorum. Otomatikman ne oldu? 47. indeksteki değerim 48. indeksteki değerim ve 49. indeksteki değerim. Yani son değerim. Sondan bir önceki ve ondan bir önceki.
Şimdi uzun periyot, yani B ismini vereceğim uzun hareketli ortalamayı tanımlayacağız. Önceki uzun eşittir B len B eksi 3. Hatta böyle yapalım. Ctrl D ile kopyalayabilirsiniz satırları. Şu an yaptığım şey şu. 47. indeksteki uzun periyodun değeri, 48. indeksteki uzun periyodun değeri ve anlık mumun uzun periyottaki değeri. Şimdi geldik bunları işlemeye. Şartlarım neydi? Önceki kısa değerim, önceki uzun değerimden küçük olacak. Yani bir çizgi var. Hatta şöyle çizgi yapalım. Bir çizgi var. Bir tane daha çizgi var. Bu çizgi bunun altında olmalı. İlk kontrolüm bu. Ondan sonraki mum da üstünde olmalı. Otomatikman ne oluyor? Bu iki mum arasında kesişim yapmış olacaklar. Peki. Hemen bunu yazalım. If değeri içinde önceki kısa küçüktür önceki uzun. Ve kısa büyüktür uzun. Yani 2 mum önceki kısa hareketli ortalama 2 mum önceki uzun hareketli ortalamadan küçük olacak. Ve bir önceki mumda da tam tersi pozisyon olmuş olacak. Yani yukarı kesmiş olacak. Ve dedim şimdiki kısa da şimdiki uzundan büyük olsun. Yani hareketli ortalama yukarı kesti ama başı aşağı vermiş olmasın dedim burada da. İki nokta koydum. Return true dedim. Else'de de return false dedim. Fonksiyon bu kadar. Yukarı kesme fonksiyonu ben yaptım. Aşağı kesme fonksiyonu da siz yapın. Çok basit. Buradaki formülü değiştireceksiniz sadece. Buradaki şartları tam tersi yapacaksınız. Başka değişen hiçbir şey yok. Yukarı kesme fonksiyonu bu kadardı. Strateji oluştururken bu bilgi işe yarayacak. Umarım anlaşılır olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.